Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta yine. Evet, Ocak ayının ikinci haftasından merhabalar diyoruz. 2023 senesinin bu haftasında da bakalım burçlarımızı neler bekliyor. Değişim dönüşüm üzerine kurulan düzen devam ediyor zaten. biliyorsunuz gezegenlerimiz devamlı şekil değiştiriyor. Merkür Retrosu maalesef bu haftada devam ediyor hiç hoşlanmadığımız bir şey farkındayım. Hiçbirimiz sevmiyoruz ama güneşle birlikte Oğlak burcunda. Merkür retrosu bazılarına çok iyi yarar. Özellikle Merkür retrosunda doğanlar için. Ee, onlar için hala çok güzel şeyler yaşanıyor. İstedikleri ve yapamadıkları ne kadar fırsatlar ve e, kendilerine ait yapması gereken konular varsa hepsi ortaya çıkacak. Enerjileri güzel gidiyor. Ama bu arada başka bir müjdeli haberimiz var. Mars Perşembeden itibaren Retro'dan kurtuluyor İkizler Burcu'nda. Evet onu, Perşembe başlıyor hatta. Şöyle baktığımız zaman Jüpiter Koç burcunda ilerlemeye devam ederken Merkür Ma da artık Perşembe günü İkizler burcunda ileri hareket etmesiyle birlikte biraz haftamız şenleniyor. Özellikle sevgili Koçlar Jüpiter'in etkisinde olmanızın keyfini çıkarmaya devam edin. Yılın bu ilk 6 ayı Jüpiter size her konuda eşlik edecek. iyi niyetinizi arttıracak. Çevresel ilişkilerinizde bol fırsatlar verecek. Şans meleğiniz hep üzerinizde olacak. Ve bu şans meleğini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda yine Dolunay Yengeç Burcu'nda gerçekleşmişti. Ve Yengeç Burcu'ndaki kariyer evinizdeki konu ve aile evinizdeki konu birbirine senkron olmuş vaziyette gidiyor. Yani Merkür'ün o retrosu sizin kaybolmuş olan fırsatları tekrar karşınıza çıkarırken Perşembeden sonra sizin enerjinizi daha da yükseltecek. Kapalı yollarınız varsa, gidemediğiniz konular varsa, çözülmeyen meseleler, imzalanması gereken konular bunlar belki biraz henüz daha Merkür'ün azizliğinde devam ediyor ama Mars'ın ileri hareket etmesiyle biraz şaşkınlık geçireceksiniz. Hatta bir iki gün bu Mars retrosunun e, hızlanmasından çok daha böyle keyif de alamayabilirsiniz. Çünkü alışmıştınız böyle bir şeyleri akışta bırakmaya. Ama artık Mars diyor ki yolculuklar yapabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla gezebilirsiniz. Enerjinizi yükseltebilirsiniz. İletişim içinizde olduğunuz bazı insanlarla uzak kaldığınız insanlara ulaşabilirsiniz. Yüksek bir cesaret volümle yarım kalan işlerinizi özellikle tamamlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ikiz Merkür retro yaptığı için Mars aynı zamanda ikizli ikizlerde ve Merkür aynı zamanda ikizlerin yöneticisi olduğu için o düzeni biraz bozuyor sanki. Belki sizi biraz daha isyankar yapacak, gitti diyecek olan oldu. Birazcık artık harekete geçeyim. E, bu Merkür Retrosu da beni artık ilgilendirmiyor duygusu içinde hareket edebilirsiniz. Aman dikkatli olun. Çevrenizdeki insanlarla, konuştuğunuz kişilerle, iletişim olduğu içinde olduğunuz insanlara o Mars'ın hareketlenme dönemi seni, sizi birazcık e, yanlış işlerde yaptırabilir. Yine biraz akışta kalın, dikkatli olun. Çevrenizdeki insanların hareketlenmesi, sizin de bu harekette eşlik etmenizle birlikte birazcık enerjiniz güzelleşiyor aslında. Bu güzel bir şey. Bu arada Jüpiter'in hala retro ileri hareketi sizi mutlu ediyor, daha da kalacak. Venüs'ümüze bakacağız. Venüs aynı zamanda Kova Burcu'nda ilerliyor. Kova sizin için... Geçtiğimiz haftalarda Oğlak'tan Kovaya geçmişti. Venüs aynı zamanda sizin yönettiği 7. evinizin yöneticisi. Yeni insanlar, yeni insanlarla uyum içinde konuşmalar, güzel görüşmeler, görüştüğünüz insanlarla kuracağınız diyaloglar, özgürlüğünüz ve yeni fikirlere açık olma dönemimiz. Bu aslında dediğim gibi Retro Mars'tan kurtulduktan sonra hafta sonuna doğru Venüsle birlikte çok güzel bir iletişim ve senkron olacağı için artık ulaşabileceğiniz insanlarla konuştuğunuz konular, diyaloglarınız çok daha rahat ve güzel geçecek. Merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Özellikle koçların güzel dönemlerinden biri. Bu arada iletişimimize çok dikkat edin. Pazartesi ve Salı Ay Aslan burcunda aşkla, sosyal ilişkilerle enerjiniz çok güzel gidiyor. Çarşamba, perşembe ve cuma sağlığınız çok önemli. Cumartesi ve pazar duygusal hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar, yeni güzellikler ve Mars'ın güzelliğiyle birlikte parlayacak olan Venüs diyalogları muhteşem bir iki gün geçirmenize neden olacak diyoruz ve sevgili koçlar, siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Evet yeni yıl. Evet artık bu yeni 2023 yılının ikinci haftasındayız. 2023 yılı umarım hepimize sevimli ve uğurlu getirir. Hatta biz çok fazla isteklerimizden vazgeçtik. En azından bir huzur getirsin ki bu huzurun içinde çok fazla da isteklerimizin olması önemli değil. Huzur her şeyden önemli. Umarım güzel şeyler yaşayacağız diyoruz ve tabii ki 2020 yılının getireceği zorluklar bir yana getireceği muhteşem güzellikler de olacak. Evet geçtiğimiz haftalarda bir, bir dolunay gerçekleşmişti. Yeni ay dolunay yengeç burcunda ondan önce de yeni ay oğlakta gerçekleşmişti. Eee Dolunay'la birlikte sevgili boğaların biraz fikirleri, değişimleri, kendine bakış açıları, çevresel ilişkilerinde patlamalar, kendi içinde sıkıntılar ve biraz da duygusal boşluklar yaşadılar. Çünkü her zaman için dolunay içimizdeki duygularımızı kabartır. Bu haftaya baktığımız zaman 9 Ocak ve 15 Ocak arası boğaların biraz daha coşkulu haftalarından biri. En azından Jüpiter onları yeni bir yapılanmanın içine yeni bir olayları yeni planları planlama olaylarına getiriyor. İçlerinden bir enerji fışkırması var. Zaten tam 6 ay boyunca e, özel Jüpiter e, sevgili boğaların 12. ruhsal evlerinde yol alacak. Ve bu yol aldığı sürece enerjisini iki kat 3 kata çıkaracak. Bir sürü planlar, projeler kafasında kurduğu ruhsal değişimler yaşayacak. İçsel zenginlikleri artıyor boğaların. Ve hayata bakış açılarında bir zenginlik, bir enerji yüklenmesi var. Ama yine de dikkat etsinler çünkü Neptün... 11. ev balık burcu. Orada birazcık çevresine karşı hayallerle ilgili konularda can sıkıntısı da yaşayabilirler. Çünkü Neptün onları zaman zaman ruhsal bir boşluk içinde de bırakabilir. Hayallerinin sanki havada kilitlenmiş ya da kalmış gibi hissedebilirler. Fakat hafta boyunca geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Venüs boğanın yöneticisi 10. ev dediğimiz kariyer evlerinde ilerliyordu. İş çevresinde her zaman beğenilen, alkış alan, yeni fikirleriyle, yeni düzen anlayışıyla çevresine artı getirebilecek bir insan. Hayatı ile ilgili de yeni bir düzenleme planı içinde değişik ve ilginç olaylarla karşılaşacaklar. Venüs onları daha ileriye dönük, daha akılcı, daha mantıklı işler yapmasına neden olacak. Perşembe günü çok güzel bir olay var. Mars artık boğaların para evinde retrodan kurtuluyor. Daha bir artarak enerji akışı ve para akışı çoğalarak ilerleyecekler. Daha çok çalışmaları da gerekebilir. Ayrıca Mars onların çalışma içgüdülerini de arttırıyor. Çift yönlü paralar, çift gelen ama bunların harcama konuları da artabilir. Çünkü Mars aynı zamanda gelen parayı harcamasına da neden olabiliyor. O yüzden boğalar bu konuda dikkatli seçimlerini dikkatli yaparlarsa iyi olur diyoruz. Ama yine Merkür Retrosu ve Güneş 9. evlerinde başka ülkeler, başka şehirler, başka şehirlerle ilgili konularda birçok geliş gidişler ve inişler çıkışlar yaşayacaklar. Bazı konularda alamadıkları sonuca yaklaşma olasılıkları da çok fazla sevgili e, boğaların bunlara dikkat etsin yabancı ülkelerden ya da müracaat ettikleri ya da gitmek istedikleri, iş yapmak istedikleri, ruhsal gelişimlerine uygun olan işlerle kuracakları diyaloglar çok önemli. Ne kadar sevildiklerini ve tercih edildiklerini anlayacakları bir dönem dönemin içindeler özellikle iş konusunda onlara yapılan çalışmalar ya da istekler veya onlarla yapılacak olan planlamalar parasal gelirlerin artmasına neden olabilir. Çünkü bu konuda Mars'la Venüs arasında çok güzel bir senkron oluşması var. Pazartesi ve salıya baktığımız zaman boğaların öncelikle ailevi konular çok önemli. Ailede biraz coşku var. Biraz ailede ben merkezcilik egoizm de olabilir. Dikkat etsinler. Ailenin bireylerinin üst akıllı, üst zeka ile karşı gelmeleri ve zeka çarpışmaları yaşayabilirler. Ama boğalar kendi güçleri ne kadar güçlü olduklarını ve güç savaşı içinde olduğu kişilerle yapacakları güzel uyumlu konuşmalar da geçebilir. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma boğalar için çok daha uygun. Çünkü toprak enerjisi taşıyan Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay onları biraz titiz, birazcık da derli toplu ve işlerini düzgün yapmasına neden oluyor. Ama hafta sonu çalışma hayatları ve ruhsal evleriyle ilgili yaptığı konular çok çok önemli. Hafta sonu biraz dengeyi kurmaya çalışırlarsa iyi olur diyoruz ve sevgili boğalar siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Haftalık burç yorumlarımıza başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi sevgili arkadaşlar, 2023 senesinin bu ikinci haftası, yeni yılın bu ilk haftalarında duygular hala eski yıllardaki o eski 2022'de yaşadıklarımıza takılıyor. Yeni umutlar, yeni e, e, sezgiler, yeni duygularla bu yıla başladık. Evet güzel şeyler yaşayacağız. Tabii ki bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi olumsuzluklar da olacaktır. Önemli olan olumsuzluklar karşısında kendimizi böyle kuyruğu dik tutmak ama olumlunun da keyfini çıkarmak. Evet geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir dolunay gerçekleşmişti Yengeç Burcu'nda. Ve özellikle ikizler sizin parasal evinizle ilgili konuları gündeme getirmişti. Maddi konularda sıkıştığınız hatta Zaman zaman canınızın sıkıldığı anlarda patlama noktalarına geldiğiniz farkındayız, biliyoruz. Ama şu anda blokaj olmuş enerjileriniz, Perşembe günden itibaren Mars'ın retrodan kurtulmasıyla enerjiniz muhteşem bir şekilde ilerliyor sevgili ikizler. Evet, ne? ne? Fakat sizi yöneten gezegen. Merkür biliyorsunuz sizin yöneticiniz parasal evinize hala böyle tutmuş vaziyette blok etmiş durumda hala istediğiniz beklediğiniz veya işle ilgili para ile ilgili imzalarla ilgili konular hala kapıda bekliyor ama siz Perşembeden sonra biraz şaşkınlık gösterebilirsiniz çünkü uzun bir zaman oldu Mars'ın retroda olması. Hani böyle kolunuz bacağınız uyuşmuş gibi yavaş yavaş açıldığını hissedeceksiniz. Bir iki gün böyle bir sersemlemiş olabilirsiniz. Cumartesiye kadar kendinizi eminim toplayacaksınız. Ondan sonra artık o Mars'ın güçlü enerjisini kendinizde hissetmeye başlayacaksınız. Sanki içinizden bir enerji yumağı oynamaya ya da böyle o enerji topları zıplamaya başlayacak. Muhteşem güzel işler yapacaksınız sevgili ikizler. Tabii ki bunlar sizi ne kadar eğlendirse, neşelendirse de başka güzel şeyler de var. Jüpiter'den çok güzel etki alıyorsunuz. Jüpiter size her konuda besliyor. Hatta Jüpiter sayesinde çevresel koşullarınız, yeniler, yenilikler, yeni insanlarla tanıştığınız konular, yeni aklınıza gelen fikirler. Bütün bunlar çok önemli. Hele şu Merkür Retrosu da bitsin. Ondan sonra değmeyin keyfinize. Bu arada Venüs tabii ki 9. evinizde ruhsallığınızla ilgili Venüs'ten güzel etki alıyorsunuz. Venüs sizin inanılmaz derecede sosyal ilişkilerinizi yolculuklarınızda, eğlenceli yolculuklar, akıl birliği ettiğiniz, akıl fikirliği içinde alışveriş yaptığınız, bilgi alışverişi yaptığınız insanlarda öğreneceğiniz çok güzel konular var. Evet ikizlerin bu konular üzerinde biraz daha çok çalışması gerekecek. Çünkü yeniliklere karşı ve bilgilerini arttırma konusunda Son derece istekliler bu hafta. Kendi kendilerine araştırır, bilmedikleri konuları araştırmak için kendi kendilerine kişisel çalışmalarını çalışmalar yapıyorlar. Bütün bunlar güzel. Jüpiter 7. evin Jüpiter'i de size muhteşem bir şekilde yeni insanlar tanıştırıyor. Yani bugün bu sene, hafta ikizler için güzel bir hafta diyebiliriz. Sadece parasal konulara biraz dikkatli olun. İstediğiniz miktarların elinize ulaşması, gelmesi biraz daha düğümlü vaziyette duruyor. Kurcalayın onu ama çok boş bırakmayın. Hani vardır ya Sümen altında kalmış, dosya altında kalmış, unutulmuş rakamlar veya öde, sizin onu ödemeyi unuttuğunuz konular. Oturun birazcık bilançolarınızı ve özellikle faturalarınızı ve bütçelerinizi gözden geçirmekte fayda var. Çok güçlü insanlarla kuracağınız güzel konuşmalar ve gücünüzün de yerine gelmesiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Pazartesi ve salıya baktığımız zaman ay aslan burcunda kardeşler, yolculuklar, arkadaşlar. Pazartesi ve Salı küçük ilişkiler. Küçük ilişkilerde e, kendi fikirlerinizi beyan etmekte biraz korkusuz, daha cesaretli davranacaksınız. Perşembe, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ailesel konular, daha titiz davranışlar, planlı hareket etmeler, düşüncelerinizi çok fazla insanlarla paylaşmama, duyguları gündeme gelebilir. Ama Cumartesi ve Pazar sizin için çok daha güzel. Jüpiter'in tam karşıtı bir ay duygusal iniş çıkışlar, kendinizi böyle duygudan duyguya, duygu modelleri içinde dolaşmalar ama sosyalleşmeler ve sosyal olduğunuz insanlarla kuracağınız mutlu böyle güzel tatlı diyaloglar sizi de mutlu edecek. Karşınızdaki insanlara da mutluluk vereceksiniz diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili yengeçler, yükselen burcu ay burç ve kendi yengeç olanlar. Evet yılın ilk ayının ikinci haftasındayız. Bakalım bu haftamız nasıl geçecek? Yorgun bir 2022 senesini geride bıraktık. Mutlu muyuz, sevinçli miyiz? Yani herkesin içinde bir burukluk var. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı veya oldu. Oldu da biz farkına varmadık ama böyle bir kaotik durumlardan geçerek farkında olmadan 2023 senesine geldik. Zorlu bir yorucu bir yıldı. Kabul etmemiz gerekir ki yorucu bir yıldı. 9 Ocak ve 15 Ocak yani bu e, ikinci haftada bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki yükselen yengeçler kendinize çok dikkat edin. Enerjiniz çok güzel hayatınızla ilgili konulara doğru kararlar veriyorsunuz tepe evinizde bir Jüpiter var. Jüpiter size şans şemsiyenizi açmış. İstediğiniz her şeyi vermek istiyor. Özellikle iş konusunda çok şanslısınız. Beğenmediğiniz, kabul etmek istemediğiniz işler de olabilir ama bu işleri bir kenara atıp yeni arayışlar içine de girebilirsiniz. Şans bolluğunuz var. Sakın şikayet etmeyin. Biliyorum şikayet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki işte şöyle böyle geldiğim iş, işi beğenmiyorum ya da istediğim işe kavuşamadım. Ama Jüpiter biraz size kare açı verdiği için zaman zaman bu konulara takılabilirsiniz ama içinizdeki o duygusallığı ve isteği asla sevgili yengeçler kendinizi bırakmayın. Kendinizden emin olun. Hayatınız sizin için güzel. Merak etmeyin. burada Merkür Retrosu sizi birazcık yoruyor tabii ki. Çünkü zıt burcunuzda, oğlak burcunda ilişkileri fazla sorgulamaya başladınız. Haklısınız. Kafanızda bin bir tane düşünce biri bitiyor, biri geliyor. Biri batıyor, biri çıkıyor. Hani yıldızlar gibi. Fakat bu düşünceleri bir türlü hayata geçiremediğiniz için sıkılıyorsunuz. Fakat çok güzel bir Venüs sizi destekliyor. Maddi para evinden. Orada diyor ki siz merak etmeyin ben size para vereceğim. Sevdiğiniz işleri önümüne çıkaracağım. Yeter ki siz seçimlerinizi doğru yapın. Çok fazla kendinizi e, tut, e, bağlamayın. Ama bu arada eskiden gelmiş kaçırdığınız gözünüzden kaçan iş tekliflerini lütfen biraz daha gözden geçirin gibi size böyle ılımlı ılımlı güzel güzel Venüs 8. evinizden size destek veriyor. Bazen içinizde zaten kapır kapır bazı konularda duygusal konularda içinizde biriktirdiğiniz güzel konular da var. Onları çevreme yansıtayım mı, yansıtmayayım mı yanlış mı anlaşılır? Ya yanlış anlaşılırsa, ya duygularım ters tepki gösterirse gibi çelişkileriniz de var. Onlara da takılmayın. Çünkü hemen dibinizde dokuzuncu ev bir balık neptünü var. O balık neptünü sizi ruhani taraflarınızı genişletiyor. Her rüyalar görebilirsiniz, gördüğünüz rüyaları bir yerlere yazın. Oradan güzel size mesajlar da vardır. Hatta Neptün sizi hayaller aleminde dolaştıracak. Birçoğunuz artık yapamadığınız, yapmak istediğiniz, gidemediğiniz alanlarda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Hayallerinizi geliştirecek çok güzel bir açığı içindesiniz. Fakat dediğim gibi tepe evinizdeki koç sizi muazzam bir şekilde iş konusunda... Şanslı kılacak şartları yerine getiriyor. E, tabii ki e, aynı zamanda e, içini en güzel bir duygu. 12. evinizde Perşembe günden itibaren Mars retrosu bitiyor sanki böyle çözülmeler başlayacak. Hani bu da aklıma gelmedi, şu da gelmedi, bunu yapsaydım. O ben uzun süredir beklediğim bir konuydu. Ya e, ha işte aklıma geldi artık bunu hayata geçirebilirim gibi güzel enerji yumağın içine gireceksiniz. Tabii ki buna yardım edecek olan 8. ev Venüs'ünüzle Mars arasındaki çok güzel karşıdan birbirlerine göz kırparak sinyal verecekler ve sizin maddi konuda size para kazandırmak için aklınıza gelen planları da hayata geçirmek isteyecekler. Pazartesi ve salı ay aslandı. Para alışverişleriniz hızlanıyor. Biraz harcamalarınıza dikkat. Egoistçe para harcamayın ya da hani bencilce şunu da alayım bunu da alayım demeyin. Çarşamba, perşembe ve cuma sistemli konuşmalar, kurallı konuşmalar. Konuşmalarda kendinize atılan konuları biraz düşünerek hareket edeceksiniz. Ağzınızdan hiçbir konuda sır çıkmasın lütfen. Çarşamba, özellikle cumartesi ve pazar ailevi konular, aile içi dengeler ve kendi düşüncelerinizi tartarak kendinizi yönelmeniz ve içselliğinizi güzel bir şekilde dışarıya yansıtmanızda fayda var diyoruz. Ve sevgili yengeçlerimiz siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki sevgili aslanlar. 9 Ocak 15 Ocak arası aslanlarımızı yükselen aslanları, ay burcu aslanları ve kendi aslanlar neler bekliyor? Evet biliyorsunuz 2022 senesini artık geride bırakmanın verdiği böyle bir burukluk mu, sevinç mi? Bazılarımız belki çok mutlu da yaşamış olabilirler. Ama dünya kaotik bir durumdan geçerken çok mutlu olduklarına da inanmıyorum ama böyle biz de aralarda birkaç tane bir güzel gün, birkaç yümbüşlü günler falan derken zorlu bir yılı geçirdik. Hepimiz şikayetçiyiz. Ama umarım bu 2023'te daha güzel şeyler olsun ama yine tabii aralara sıkıştırılmış bizi üzecek olan günlerimiz de olacak. Çünkü hiçbir şey hiçbir takvim 365 günü bize mutlu bir altın tepside maalesef sunmuyor. Peki geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti. Yengeç burcunda. Bu da sevgili Aslanların baktık 12. evinde gerçekleşmişti. Biraz Aslanlar geçtiğimiz haftayı buruk geçirdiler son günlerde. Biraz sıkıldılar. Fakat bu hafta çok iyi ama en güzeli karşıt evleri dediğimiz Venüs'ten çok güzel etki almaya başladılar bu hafta. Özellikle duygusal ilişkiler, ilişkilerinde böyle bir yenilikler, akıllı insanlar dikkatlerini çekiyor diyalog içinde olacakları insanlara çok dikkat ediyorlar. İş yaptığı insanlar çünkü onları yöneten güneş 6. evlerinizde, çalışma evlerinde, sağlık evlerinde kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Sadece Merkür Retrosu'ndan dolayı biraz kaygılanıyorlar. Hani eski rahatsızlıkları, acabaları, sağlıkları ile ilgili soru işaretleri, bu olur mu, bu neden olur, bu niçin olur? Bütün bunlar kafalarını kurcalıyor. Ama sevgili aslanlar, ne sağlığınızda da ufak tefek rahatsızlıklarınızı çok fazla önemsemezseniz hayatınızla ilgili, sağlığınızla ilgili çok çok önemli bir şey yok. Güneş sizi güçlü kılıyor. E, fakat çevrenizdeki bazı çalışanlarınızla ve ortak arkadaşlarınızın bir takım sağlık sorunlarına da siz yardım edebilirsiniz. Bu da sizi mutlu ediyor. Çünkü sevgili aslanlar çevresine karşı yardımsever yapılarını gösterdikleri zaman huzur ve mutlu içinde oluyorlar şimdi bakıyoruz sevgili Aslanlarımıza Perşembe günü çok ilginç bir olay uzun süredir e, Mars ikizler burcunda retroydu artık yavaş yavaş açılıyor Hani o aklınıza projeler var ya, bin bir tane projeler. Hatta geçtiğimiz hafta o dolunayla birlikte kafanıza böyle bir e, mısır tanesi gibi patladı ya, şunu da yapayım, bunu da yapayım, bir coşkulandınız yine. Hani olmanız gereken noktada olmadığınızı zannedip de, Hemen bir atılım yapmak istediniz ya. Hatta biraz beklemek, relax bekleyin demiştik. Artık bu hafta bunları hayata geçirmek için biraz bekleyin. Ama Perşembe günü hemen böyle kendinizi iyi hissedemeyebilirsiniz. Çünkü uzun süredir şöyle düşünün. Bağdaş kurdunuz, oturdunuz, hiçbir yere gitmediniz, kalkmadınız, yatağınızda yattınız ve her tarafınız uyuştu ve artık harekete geçmek zamanı deyip bir anda böyle kalkmayın, başınız döner. Yani bunun ...bir çeşit mecazi anlamı çevrenizde olan, insanlarla olan ilişkilerinize çok balıklama da dalmayın. Bir bekleyin bakalım bir iki gün. O Merkür Mars retrosunu bir uyuşukluğu geçsin. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu size hala bazı konularda kilitlemiş durumda. Ama siz hani böyle şeyle kalkan hızla öfkeyle kalkan ya da hızla kalkıp da e, başarısızlıkla karşılaşacağınıza biraz dikkatli olun. Yavaştan gitmenizde fayda var. Tabii ki sevgili e, e, aslanlar, bu arada sezgiler çok güzel çalışıyor. Özellikle e, karşıt finans evinizde biraz kafanız karışık, müthiş hayalleriniz var. Ama hala Mars Retrosu'ndan zorlu bir etki alabilirsiniz. E, dikkatli olun, perşembeden sonra... Biraz daha dikkatli, hızlı hareket etmeyin. Pazartesi ve Salı Ay sizin burcunuzda. Artistik ve estetik yetenekleriniz çok önemli. Sevgi bağlarınız çok güçlü, ikili ilişkilerde duygusal enerjiniz çok güçlü. Çarşamba, Perşembe ve Cuma maddi konular çok önemli. Para biriktirme ve paranızı harcama konusunda plan ve proje yapabilirsiniz. Bunlar çok çok önemli. Ama Cumartesi ve pazar kısa yolculuklarınız var. Ee, sizi sanatsal ve yaratıcılık tarafınızı ortaya çıkaracak eğlenceli ve güzel gezmeler, dolaşmalar sizi mutlu edecek diyoruz. Hadi bakalım kardeşlerinizle de bağınızı güçlendirin. Sizi seviyoruz sevgili aslanlar. Haftaya görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili başaklar. 9 Ocak ve 15 Ocak arası sizleri neler bekliyor? Evet yeni bir yılın ilk haftalarındayız, ikinci haftasında. Yavaş yavaş alışıyoruz. 2023 bize artık yüzünü yavaş yavaş göstermeye başlayacak. Ama şu anda gayet iyi, her şey çok iyi. Geçtiğimiz haftanın, geçtiğimiz yılların 2022'nin özellikle üzerimizdeki tortularına hala atılmış değiliz. Toz toprak içindeyiz. Silkelen silkelen bitmiyor eski konular. Ama maalesef artık bir şeylere son noktayı koymanın zamanı geldi artık başaklar. Daha real, daha mantıklı, biraz da duygularla mantığı karıştırarak daha somut şeyleri çıkarmanın, hayata ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Evet devamlı kendi hayalleri peşinde koştular ve bu hayaller bu arada bu hayallerin peşinde koşarken kendilerini akıl ve mantığın içinden yürüyerek ilerlediğini zannettiler. Bu da bir hataydı. Çünkü Neptün onlara hep yanlış yollarda yürümesi için farklı izlenimler sundu. Başaklar artık bu konuda biraz daha akıllı davranacaklar ya da hayalleriyle mantığı harmanlamasını daha iyi bilecekler. Bu hafta biliyorsunuz güneş sizin sosyal evinizde aynı zamanda Merkür Retrosu ile birlikte hareket ediyor. Bu da güzel aslında sizin geçmiş hayatınızda kaçırdığınız fırsatlarla ilgili konularla ilgili ipuçları veriyor. Tam zıt burcunuzdaki Neptün'le güzel bir iletişim içinde iyi bir aks yapıyorlar, iyi bir açıyla birbirlerini destekliyorlar. Hayalinizde yapmanız gereken ilişkiler konusunda nasıl bir tavır almanız gereken konumları size güzel bir şekilde iyi bir paketle sunacak. Yeter ki siz algılarınızı, aklınızı ve duygularınızı azıcık ilişkilere duygu katmayı öğrenin. Katı bir akıl, katı bir sevgi. Sevginin de çok çeşidi var tabii ki. Ama akıllı, mantıkla sevmek duygusuz olduğu zaman hiçbir şey yaramıyor. Sevgili başaklar artık duyguyu kullanmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Astroloji onlara ve yıldızlar, gezegenler bu konuda da destek verecekler. Evet bu arada Jüpiter 8. evlerinde Koç burcunda maddi konularla ilgili bir doluluk var ama bir sürü de fikir var. Yani para kazanmak, paranızı güzel yerlere yatırmak ya da var olan paranızı arttırmak için çaba gösteriyorsunuz. Bu çabalar yanlış kişilerle kurulu yanlış ilişkilerle daha doğrusu yanlış iş imzalarıyla Belki istediğiniz noktaya geldi ama zaman zaman da duraksamalar yaşadınız. Yani önce güzel işler yaptınız, sonra hayallere kapıldınız, bazı blokajlar oluştu. Ama şu ara kafanızda çok güzel eğlenceli ve çok da sizi rahatlatacak fikirler içindesiniz. Uranüs zaten size bu fırsatları, eski fırsatları tekrar karşınıza çıkaracak. Çünkü Retrosu ile birlikte sizi destekliyor. Ve tabii ki en güzel şey Ekezler Burcu sizin tam tepe evinizde Mars blokajının açılması. Perşembeden sonra Mars artık ileri harekete başlıyor. Birazcık böyle içinizde hani kış uykusundan uyanır gibi, karıncaların hareketlenmesi gibi, uyuşuk olan bir bedenin yavaş yavaş karıncalanıp ayağa kalkması gibi. Kış yani kendinizle ilgili bir takım e, blokladığınız fikirler, düşünceler, ...ortaya çıkacak ve bu konuda tabii ki... ...kariyerinize en yakın olan kişiler... ...fırsat sağlayacaklar. Özellikle 9. evin... ...Uranüsü ve Ay düğümü... ...size bu konuda yeni fikirlerle... ...yeni olaylarla karşınıza çıkaracak. Ham kalmış... ...kıyıda köşede kalmış konuları... ...yeniden şekillendirebilirsiniz... ...sevgili Başaklar. Bu size artılar getirecek. Bakın bunu asla unutmayın. Biraz daha cesur olun. E çünkü siz konuş düşünceleriniz biraz önde gidiyor. Azıcık cesur olmanızda fayda var diyoruz sevgili Başaklara. Pazartesi, Salı özellikle Ay sizi birazcık düşünceli yapıyor. Duygusal takıntılarınız var. Sanki anlaşılmadığınızı ve gücünüzü gösteremediğinizi zannediyorsunuz haklı olarak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma daha sistemlisiniz. Yarı duygusal, yarı mantık, yarı akıl derken bir bütünü çok güzel bir şekilde harmanlayabileceksiniz ve kendinizi üç duyguyla çerçeveleyeceksiniz. Cumartesi ve pazar parasal konular diyoruz. Parayla ilgili alışverişlerinizi dengede yaparsanız çok daha iyi olacak diyoruz. Maddi konuları dengelemenizde fayda var diyerek güzel ve sevgili başaklara da iyi bir hafta diliyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili teraziler diyelim mi? Evet yepyeni bir yıl 2023 yılın ikinci haftasında sizlerle birlikteyiz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Bazılarımız çok mutlu olmuş olabilir ama dünya geneline baktığımız zaman aşağı yukarı şu Covid ile birlikte ve Covid sonrası ekonomik krizle birlikte hiç kimsenin çok mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Bir de tuzu biberi Ukrayna savaşımız da var. Oh ne güzel. Daha neler olacak bakalım. İlerleyen günlerde zaten bunları hep sizlerle konuşacağız. 9 Ocak ve 16-15 Ocak arası bakalım sevgili teraziler, yükselenler, Ay burçları olanlar, Kendi burçları Terazi olanlar, Teraziler bir kere dengeyi çok sevdiğiniz için dengesizliğe asla tahammül edemiyorsunuz. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz ve zaman zaman çevrenizdeki sizi mutsuz eden ya da sizin isteğinizin dışında gelişen ve size çok huzur vermeyen olaylarda bir anda dengeniz bozulup bir anda başka bir Terazi ortaya çıkabiliyor. Şimdi neden bunu söyledik? Çünkü haritanızda bir kare açı var. Aman dengenizi bozmayın. Evet karşı tevinizde bir Jüpiter var. O güzel. Jüpiter sizi 2023'ün aşağı yukarı 6 ayı Mayıs'ın 17'sine kadar muhteşem bir şekilde destekleyecek ve birçok ilişkiler yaşayacaksınız, dostluklar kazanacaksınız. Hatta birçoğunuz ani evlilikler de yapabilir. Bütün bunlar sizin olayın olumlu tarafları. Ama şu ara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Merkür retrosu sizin aile ve yuva evinizde Güneşle birlikte çok güçlü bir performans içindesiniz. Sözünüz dinlensin istiyorsunuz. Çünkü güneş size o konuda mantıklı düşünmeye, mantıklı konularla ilgilenmeyi zorluyor. Zaten böyle olmasını istiyorsunuz. Ama Merkür Retrosu biraz kafanızı karıştırıyor. Acabalarınız, soru işaretleriniz, aile içindeki konuların, sizin hakkınızdaki düşünceleri, ev alma, evle ilgili değiştirme ev almaya kalktığınız zaman vazgeçme çünkü Merkür retrosu bir şeyi tam çok istediğiniz gerçekten yıllardır hayalini kurduğunuz olaylar bir anda karşınıza çıkabilir ama bu Merkür retrosu sizi kuşkuya da düşürebilir. Ya yani dikkat etmeniz gereken çok şey var aslında sevgili Teraziler. Bu arada Venüs kova burcunda. Venüs'ün kova burcunda olması muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Çünkü aşk ve sosyal evinizde. Ve siz akıllı insanlarla birlikte olmayı çok seviyorsunuz. Evet terazi duygu insanıdır ama akıl ve mantık tarafı çok daha ağır basar. Şimdi Venüs Kova'da sizin yönetici gezegeniniz akıllı, biraz pratik, hızlı düşünen ama biraz orijinal düşünen. Hatta size akıl veren insanların ya da sizinle aynı kategoride olan insanların bir tık zeki olması ve sizin onlardan bir şey öğrenmenize neden olacak olayları ateşlemesi ve tetiklemesini istiyorsunuz. Gerçekten çok haklısınız. Gerçekten akıllı insanlara çok değer veriyorsunuz. Evet sistematik hareket edeceksiniz. Dijital alanda ya da sosyal medyada, sanal medyada kendinizi gösterecek çok güzel işler yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular varsa onlar kendiliğinden yolunda çözülecek. Bu arada Perşembe günü Mars Retrosu bitiyor. Sizin 9. evinizde uzun süredir ulaşmak istediğiniz bilgiler, yollar, yabancı ülkeler, blokajlar kalkıyor ve Mars'la Venüs arasındaki muhteşem açı size o kadar güzel bir ışık veriyor ki aynı zamanda Jüpiter. Jüpiter, Venüs ve Mars açıları muhteşem. Zaten sizin 7. evinizin yöneticisi Mars 8 19. evinizde olduğu için artık iş imzalarınızı düşüncelerinizi daha üst kesimlere daha yüksek volümde duyurabileceksiniz. Eksik olan bilgileriniz de çok daha tamamlanmış olacak ee, sevgili teraziler. Siz artık olmanız gereken noktadasınız ve istediğiniz hamleleri yapabilirsiniz. Pazartesi ve salı sosyal ilişkileriniz çok çok önemli. Çarşamba, perşembe, cuma biraz içinize kapanıp içten değişik hesaplar yapabilirsiniz haklı olarak ama cumartesi ve Pazar ayın sizin burcunuza geçmesiyle Venüs açıları, Jüpiter açıları ve Mars açının muhteşem kombinasyonuyla belki de haftanın en güzel iki gününü yaşayacaksınız diyoruz ve sevgili teraziler sizi seviyoruz. Mutlu haftalar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yepyeni bir hafta. Tabii ki biz akrepler değilim mi? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi akrep olanlar. Yeni bir hafta. Evet, 2023'ün ikinci haftasındayız. Tozlu bir 2022 geçti. Toz zamana kattı. Hatta 2021 de öyle geçti. Biz bu Covid'den sonra tam düzelemedik arkadaşlar. Hepimizin kafası allak bullak tozlu kaldı. Her an böyle maske giriyor, çıkıyor, grip oluyor. Ben de gripim aslında. Yeni yeni böyle iyileşme modundayım. Çok da tam iyileşmiş sayılmam. Kıyıda köşede mendillerim duruyor zaten. E, fakat e, tabii ki e, hayat devam ediyor. 2023 senesinde de artı ve eksileriyle göreceğiz. Hayat hiçbir zaman gül bahçesi değil. Bunu sık sık hatırlatırım. Hayatın her zaman için olumsuz tarafları da var. Olumlu taraflarında da e, enerjimizi yükseltip olumsuz taraflarda doping yapmak için saklamamız gerekiyor. Peki sevgili akrepler. Geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti yengeç burcunda. Tabii ki bu yengeç burcu sizin Birazcık e, çevresel ilişkiler, değişim, yollara gitme hevesi, başka yerlere gitme bunlar sizi birazcık böyle biraz biraz e, körükledi. Ama Merkür Retrosu'nda maalesef bunu yapamadınız. Çünkü iletişim evinizde Merkür var. Aynı zamanda güneşle birlikte hareket ediyor. Güç birliği içinde olacağınız insanların yanlış fikirlerine ya da istenmeyen fikirlerine takılmış olabilirsiniz. Çünkü engel çıkarmış olabilirler. Kısa yolculuklar. Kısa fikirler, biraz gelişmesi, çok da güçlüsünüz o konuda. Akıllıca e, kararlar verebilecek, gücünüzü gösterebilecek işler de yapmak istiyorsunuz. Haklı taraflarınız çok var. Güneş 3. evde iletişim konusunda muhteşemdir. Ama Merkür Retrosu aynı zamanda kendi evi, aynı zamanda Merkür 3. ev, iletişim evinin kendi evi. Orada birazcık sizi bilgi dağarcığınızı biraz yükseltmek ya da doldurmak için azıcık sizi relaksa çekti. Biraz retro'yu geriye çekti ve bekletiyor. Yani siz hangi konuda ne yapmak istiyorsunuz? Bu Merkür Retrosu'nda kendinizi yeni bir döngüye hazırlayabilirsiniz. Ve tabii ki bu arada karşı finans evinizde bir Mars Retrosu vardı ki Perşembe günü artık retro bitiyor. Şimdi retronun bitmesi size neler sağlıyor? Şöyle gözlüklerimizi de alalım. Retronun bitmesiyle birlikte iş yaptığınız, iş yapacağınız, imzalanmanız gereken konularda e, karantina kalkıyor diyelim, blokajlar kalkıyor. Bir açılıyorsunuz orada. Enerjiniz şöyle bir silkelenip kendinize gelmeniz gerekiyor. Ama aylardır böyle epey bir uzun zamandır böyle blokaj ve kapalı olduğunuz için, bir türlü o uyuşan yerleriniz kendinize gelemiyor. Biraz rüzgarlı gibi. Lütfen dikkatli olun özellikle perşembeden sonra 1 iki gün hemen atılım yapmayın. Hani böyle oh işte Mars gitti rahatladık falan yok. Çünkü henüz hala Merkür'ün etkisi altındasınız. Ani hareket yaparsanız zarar görebilirsiniz. Tabii ki sevgili akrepleri çalışma evleri çok güzel çalışıyor. Jüpiter 6. evlerinde, sağlık evlerinde, sağlık konusunda oldukça iyisiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken girdiğiniz yerler, topluluklarda, gruplarda, nereye giriyorsanız yemek yeme alışkanlarınızı biraz aşabilir, arttırabilirsiniz. Akrepleri çünkü da dam damak tadı çok meşhurdur. Ondan sonra dikkat etmeleri gereken en güzel şey damak tatlarının çok meşhur olduğu için burada tabii ki telefonlar da çalıyor, bitmeyen bir telefon trafiğimiz var sevgili arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey enerjinizi bölmemeniz gereken tek şey lütfen dikkatli olun. Yani iş yaptığınız, sağlığınızla ilgili konular, arkadaş gruplarınız, çalışma eviniz bunlar çok çok önemli. Kuracağınız düzen, günlük hayatınızdaki konular inanılmaz size artılar getiriyor. Evet şimdi akreplerimize şöyle başka konularla da ilgili konuşalım. Retro. Uranüs Retrosu 7. evlerinde. Neptün de balıkta 5. evlerinde. Çocuklarıyla ilgili bir takım hayaller var. O hayallere çok dikkat etsinler. Birazcık konulara dikkat etsinler sevgili arkadaşlar. Ve bunun dışında çalışma hayatınızla ilgili konulara dikkat edin. İkili ilişkilerinize dikkat edin enerjinizi lütfen bölmeyin. Evet sevgili akrepler, kariyerinize çok dikkat etmeniz gereken günlerden biri. Pazartesi ve salı kariyer çok önemli. Çarşamba, perşembe, cuma işle ilgili konular ve sosyalleşme. Cumartesi, pazar biraz içinize kapanın diyoruz. Siz seviyoruz sevgili akrepler. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Biz sevgili yaylar. Yükselen burç ve Ay burcu yay olanlar tabii ki kendi burcuda. Evet zorlu bir yıl geçti ama yaylar bu yıla çok şanslı başladılar. 2023 yorumlarımı YouTube kanalımda izlerseniz göreceksiniz. Jüpiter onları destekliyor. İlk 6 ay muhteşemler. Ondan sonrasını düşünür sevgili yaylar. Ondan sonra da parasal konular gündeme gelecek. Evet duygusal ilişkiler, ikili ilişkiler, ortak ilişkilerle ilgili konularda oldukça şanslısınız. Fakat Jüpiter'den de çok güzel destek alıyorsunuz. Yayların en büyük özellikleri Jüpiter kaynaklı. Çünkü kendileri de Jüpiter insanları. Evet bu Jüpiter onları 12 burcu içinde direkt en çok şansı veren, en çok kucak açan, en çok onları biraz havaya fırlatan bir gezegen ve yayların işine geliyor. Peki yaylar şu hafta, bu hafta özellikle çok güzel bir açı alıyorlar. Çünkü Perşembe günü. Mars retrosu karşıt evlerinde retrodan kurtuluyor. Yani böyle derin bir nefes alacaklar. Kendilerine gelecekler. Bütün böyle uyuşuk yerlere açılıyor, blokajlar kalkıyor. Şöyle bir sersem gibiler ama yaylarda hep bu vardır zaten. Enerjileri kesildiği zaman çok mutsuz olurlar. Onların yayların enerjilerini kesmeyeceksiniz. Onlara sürekli enerji depolayacaksınız ki hayatın içinde olumlu davranışlarıyla karşılaşın. Evet sevgili yaylar o blokajdan çok sıkılmışlardı. Perşembe günden itibaren büyük bir kalkıştalar. Yani bu kalkışın altında ilişkiler var, ortaklık ilişkiler var, dostluklar var, yapılan çabalar var, ortak çalışmalar var, iş imzaları var, hukuksal sorunların rahatlaması var. Her şey muhteşem bir şekilde yürümeye başlayacak. Fakat bunu yaparken de düşünmeniz gereken çok konu var sevgili ayılar. Ne yapacaksınız? Çünkü Neptün size 6. evinizde birazcık zorluyor. Neptün 6. evinizde yaptığı kare çok önemli. Birazcık <laughs> dördüncü evinizle Mars karesi sizi birazcık zorluyor. Aman dikkatli olun. Özellikle ailevi konulara, kendi iş konularınıza dikkat edin. <laughs> Gribi hala atlatamadım. Gripli gripli çekiyoruz aslında bunu. Bir yandan da mendillerim orada burada sıkıştırdım. Arada böyle iki burç arasında hapşırıklar gidiyor. Kışın bu gribinden biz de faydalandık ya faydalandık da grip bizden faydalandı. O da kendine göre üzerimizde baskısını yaptı. Yaylar blokaj olmuştu zaten. Sevgili yaylar özellikle ailevi konularla ilgili sezgileriniz son derece güçlü ilerliyor. Son derece iletişim konusunda da çok haklısınız. Özellikle insanlarla ilgili ilişkilerinizde neyin ne yapması gerektiğinde konularınız mükemmel. Bu arada ileti Venüs sizi bol bol yolculuk yaptıracak, kısa yollar yaptıracak, arkadaş grupları ile çok güzel alışverişler yaptıracak, iş ilişkileri olacak, yeni imzalarınız olacak. Bunlar size güç ve kuvvet veriyor. Ama ailenize çok dikkat edin. Özellikle sevgili yayların kendi içindeki o sezgisellikleri o kadar çok fazla ki çevresinden saklanan yalanlar, dolanlar yaylar bunu çok çok iyi yakalıyor. Ama çok eğleneceksiniz bu ara. Özellikle perşembeden sonra bir rahatlıyorsunuz sonra sormayın gitsin Ona ve Jüpiter'den de çok güzel etki alıyorsunuz. Etki Jüpiter'le Mars birbirine el ele vermiş. Bir de onun içine Venüs de etki e, ekleniyor. Venüs, Jüpiter ve Mars çok güzel kendi içinde horat yapıyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Özellikle kısa kısa yolculuklar, yolculuklardan alacağınız karlı dönüşler, sosyal ilişkileriniz, orada yeni başlayacağınız işler. Biraz sert çıkışlar yapabilirsiniz. İnsanlar üzerinde etkiniz çok güçlü olacak. Bütün bunlar yayları mutlu ve huzurlu ve güzel hissettirecek kendilerine. Fakat bunun yanı sıra dikkat etmeniz gereken Uranüs Retrosu birazcık sizi yorabilir. Onlara çok dikkat edin özellikle Uranüs'ten alacağınız işle ilgili sağlığınızla ilgili tetiklenmiş konulara dikkat edin. Tiroidlerinize çok dikkat edin. Pazartesi ve Salı çok gezeceğiniz, çok alanlarda boy göstereceğiniz çok güzel e, iletişimde ve ruhsal konularda kendinizi e, otoriter kişilerle konuşacağınız konular. Çarşamba, perşembe ve cuma kariyer eviniz çok önemli ama cumartesi pazar el ele kol kola dolaşacağınız eğlenceli ortamlar ve bilginizi geliştirebilecek insanlarla birlikte olmanız size yarar getirecek diyoruz ve sevgili aylar siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki siz sevgili oğlaklar. Bak 9 Ocak 15 Ocak arası sizleri neler bekliyor? Yepyeni bir haftaya girdiniz farkında mısınız? Yılın ilk ayının ikinci haftası. Yani Ocak ayını yarıladık sayılır bu haftada. Bakalım bu yarılanmış da günlerde neler yaşayacağız? Tozlu topraklı bir Ocak 2022 senesi geçirdik. Hepimizin gözüne taşlar, topraklar kaçtı. Temizleyinceye kadar canımız çıktı. Hepimizin hayatında sert rüzgarlar esti. Hiç kimse mutlu değildi. Tabii ki mutlu günlerimiz de oldu, o kadar da değil ama o mutlu günleri mutsuz günler o kadar çok katlayarak arttırdı ki herkes dünyada şikayetçiydi. Yani dünya ülkeleri birbirine girdi. Ukrayna savaşları, Covid'in devamı, uzantısı derken ekonomik krizler geldik 2023 senesinde. Özellikle tek tek burçlarımızı 2023 yorumlarında anlattım. Bakalım bu hafta oğlakları neler bekliyor? Zorlu savaşlardan çıktınız sevgili oğlaklar. Hala bu zorlu savaşların içindesiniz. Pliton sizi asla yalnız bırakmıyor. Daha da devam edecek. Yıllık burçlarımızda Mart ayına kadar hala size sonra tekrar size gelecek yani sizin plitonla daha Aşkınız bitmeyecek. Maalesef Friton sizi çok sevdi. E, bu geçtiğimiz haftalarda bir dolunay gerçekleşmişti. Yedinci evinizde ilişkiler konusunda patlama noktasına geldiniz. Kendi içinizde yeni duygular doğurmaya, bu duyguları beslemek için kendi şartlarınızı oluşturmak istediğiniz Ve karşı tarafın şartlarıyla takıştığınız ilişkiler biraz gerginleşti. Siz kendinizden ödün vermek istemediniz ama karşı tarafta bu ödün vermeme olayında sizden farklı yoktu. Biraz ipler gergin çalıştı geçtiğimiz hafta. Ama sevgili Oğlaklar bu sene bu hafta özellikle Venüs'ün Kova burcunda finans evinizde ilerlemesiyle biraz rahatlamış gibisiniz. Yani finans çünkü Venüs biliyorsunuz girdiği yere biraz mutluluk, huzur, ahenk, hatta güzellik getirir. Parasal konularla ilgili konular sizi, sizi biraz daha mutlu edecek gibi. Harcamalarınıza yalnız dikkat edin. Geçtiğimiz hafta çünkü Venüs girmişti sizin para evinize. Bir müddet burada kal, kalacak ve sizi bu hafta olumlu ve güzel şeyler yaşatarak gidecek. Evet bu arada... İkizler Burcu'nda Mars Retrosu bitiyor. Mars Retrosu'nun İkizler Burcu'nda bitmesiyle birlikte kafanız karışıyor. Çünkü Mars Retrosu düğüm olmuş. Sizinle birlikte iş pozisyonunda olan insanlarla böyle kendi alışkanlıklarınızın içinde ilerliyordunuz. Hani vardır ya alışılmış aman düzen bozulmasın ama burada iyiydik işte. Fena da olmuyor işte yürüyor da işler. Böyle bir moddaydınız. Ama birden Perşembe günden itibaren Mars retrosu çözülmeye başlayınca rahatlamaya bir anda kafanız böyle karman çorman olacak. Yaptığınız işi beğenmeyeceksiniz artık işinizde yürü ya kulum moduna geçeceksiniz. Çünkü Venüs sizi para evinizde güzel ışıklar verecek iş yaptığınız insanlarla yeni senkronize olacak olumlula, olumluluklar gündeme gelecek. Fakat bunu yaparken de oldukça şanslısınız. Çünkü Jüpiter Aynı zamanda sizi muhteşem bir şekilde aile ve kariyer aile evinizden etkiliyor ve tabii ki direkt olarak kariyerinizi de etkiliyor. Yani sizin horoskopunuzun altında muhteşem bir değişim var. Para eviniz var, aile yuva evinizde var, çalışma evinizde var. Bunlar çok güzel şeyler. Sizi birazcık rahatlatıyor. Hatta Uranüs'ten de çok güzel etki alıyorsunuz. Uranüs sizi Ay düğümünüzle birlikte aşka davet ediyor, fırsatlara davet ediyor. Bütün olayları iç içe kombine yaşayacaksınız sevgili oğlaklar. Bu sizi tabii ki mutlu ederken zaman zaman da düşündürecek bu kadar yoğun iş, bu kadar yoğun olayların içinde hissetmek sizi biraz yoracak. Zamanınızın büyük bir kısmını maddi konulara, diğer kısmına aileye, diğer kısmına çalışma derken büyük proçuk olacaksınız. Pazartesi ve salı özellikle Kariyer çalışma eviniz çok önemli, para eviniz, karşıt finans eviniz çok önemli. Beklediğiniz paraları alabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma yolculuklar ve idealleriniz, ideallerinizle ilgili yapacağınız çalışmalar çok önemli. Cumartesi ve pazar hayata hakim olacaksınız. Toplumsal konularda ve kendi iç dünyanızda, yaşam enerjinizde ben de varım diyerek dengelerinizi doğru tutmaya çalışacaksınız diyoruz. Ve sevgili oğlaklar güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili kovalar, yükselen burç ve ay burcu kova olanlar. Evet yeni bir yıl, yeni yılın ikinci haftası. Evet Ocak ayında yarıladık. Zaman su gibi açıyor. akıyor gidiyor. 2022 senesinde neler yaşamıştık? Unutuldu gitti. Halbuki ne zorluklardan geldik. Toz dumanı kattı 2022. Hala Ukrayna savaşı devam ediyor zaten. Uzun da sürecek. Onlarla ilgili çok güzel konularımız var. İleride onları da açıklayacağız, anlatacağız neler olduğunu, neler olabileceğini. 9 Ocak ve 15 Ocak arası kovalarımızı neler bekliyor? Şimdi kovalar özgürlükçü insanlardır. Özgürlüğünü çok severler. Hiç kimsenin onların aklına karışmasına izin vermezler. Ve onların yöneticisi Uranüs'tür. Aslında Satürn de onları yönetir ama yani Uranyan yan insanlardır. Öyle Satürn'ün esiri olmuş insanlar değildir kovalar. Onlar daha başına buyruktur, akılcıdırlar. Ve tabii ki 2019 senesinin Mart ayından beri onları çılgınlaştıran Uranüs Boğa Burcu'nda ilerliyordu. Ve kovayı daha evcilleştirdi. Ve biliyorsunuz aile evinde, yuva evinde ailesiyle sorunlar yaşattı, evler, ev taşınmaları oldu. Evle ilgili hala devam eden sorunları var sevgili kovanın. Bu konuda nasıl tavır alacaklarını, neler yapacaklarını kendileri de bilmiyor. Ama yapacakları çok şey var. Şu ara bu hafta öncelikle çok iyi başlıyorlar haftaya. Neden? Geçtiğimiz hafta Venüs sevgili kovaların kendi burçlarında ilerlemeye başladı. Venüs birazcık Girdiği eve güzellik verir. Özellikle birinci evde kovalara kişisel güzellik, güzelliklerle ilgili konulara daha çok ilgi duyma, sevecenlik, arkadaş gruplarıyla bir arada olma, onlarla birlikte vakit geçirme. Bütün bunlar kovaları mutlu eden olaylardan biriydi. Aynı şekilde akıllı insanlarla birlikte olmak onları madden ve manen tatmin ediyor. Çünkü kovalar akıla ve mantığa çok önem veriyorlar. Hatta akıl çok daha fazla mantık ikinci planda kalabiliyor. Evet çılgınlaşan kovalarımızın bu hafta özellikle aşka daha çok değer vermeleri onlar için çok önemli. Ama Neptün biliyorsunuz para evinde. Sezgiler önemli. Neptünle giden giriş gidişleri çok önemli. Kafaları bir gidiyor bir geliyor. Parasal konularla ilgili hala net, net, netleşmemiş durumları var. Ama aşk konusu gerçekten e, kovaları mutlu ediyor çünkü iletişim evlerinde bir Jüpiter var. Yollar, bol bol yollar yapacaklar. Çok öğrenecekler. Bilgiye doğru koşuyorlar. Yeni işler başlayacaklar. Kendinden genç insanlarla ya da genç kadro ya da gençlik getiren cesaret ya da Yeni işler. Bunlar çok çok önemli. Kalabalık insanların arasında kalacaklar. Ve iletişimde çok çok iyiler. Bilgi, genişleme, güzellik. Her şey kovalardan yana. Venüs'te ve Jüpiter açısı muhteşem çalışıyor. Hatta bir sürü kova aşık olabilir. Ve tabii ki Mars Retrosu Perşembeden sonra ambargosu kalkıyor. Nerede? Aşk ve sosyal evinde. Jüpiter'e nasıl güzel bir açı yapıyor. Jüpiter onu desteklerken Venüs'te de muhteşem bir aks yapıyor, muhteşem bir açı yapıyor, steryum açıyla. Artık diyor ki kova beni kimse tutamaz. Perşembeden sonra kovaların değmeyin keyfine. Ne yapacaklar? Oldukça blokaj olmuş bütün enerjilerin yolları açılınca, çok hareketli bir ortama girecekler. Davetler her yerden gitmeler, gelmeler, fikirlerinin kabul görmesi için bir anda isyanlar, cesaretler, savaşçı ruhları ortaya çıkacak. Kendileri için, çevresi için savaş verecekler, insanlara karşı gelecekler ama bunları o kadar güzel bir akış içinde gerçekleştirecekler ki hiç kimse de onlara karşı gelemeyecek. Evet, kovaların çok ilginç döngülerden birini yaşıyorlar bu hafta ve dikkat etmeleri gereken pazartesi ve salı ay karşıt burçlarında egoları çok yüksek olan insanlarla takışabilirler. Biraz üstünlük savaşı içinde olabilir insanlar. Çarşamba, perşembe ve cuma maddi konularla ilgili sıkıntıları olabilir. Onları birazcık sınırlı sorumlu yaşamak isteyebilirler. Bazı parasal konulara dikkatlice davranmak isteyebilirler. Ama cumartesi, pazar, Jüpiter'in Aynı zamanda Mars'ın ve Venüs'ün muhteşem bir üçgeni içinde ne isterlerse yapacaklar, ani yolculuklar, hatta bunun içinde aşk kaçamakları bile olabilir diyoruz ve siz sevgili kovaları güzel bir hafta diliyoruz. Merhaba sevgili balıklar, yükselen balıklar, Ay burcu ve kendi balık olanlar. Evet yeni bir hafta. Evet 9 Ocak, 15 Ocak. Ocak ayının yarısına geldik bile. 2022 geçmişte kaldı. Ufuk'ta 2023'ün ilk ayın yarısı bitti. Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Durmuyor. 2022'de toz, tozlu topraklı zamanlardan geçtik sevgili balıklar. Öncelikle sizler tabii ki Neptün etkisinde olduğunuz için hayaller ve mantık, akıl, hayal, mantık, akıl bocaladınız gitti. Hala Neptün'ün etkisindesiniz ama biraz akıllandınız biraz daha böyle Neptün'ü nasıl kullanmanız gerektiğini, hangi hayaller üzerinde daha fazla durmanız gerektiğini ve hangi hayallerden kaçmak istediğinizi artık mantıklı bir şekilde, akılcı bir şekilde çözüyorsunuz. Gelelim bu hafta neler yapacaksınız. Biliyor musunuz bu hafta Venüs sizin 12. evinizde, ruhsal evinizde. Manevi tarafınız çok güçlü. İçinizde, kalbinizde bir sürü iyilikler barındırıyorsunuz. Çevrenizde güzel konuşmalar yapıyorsunuz. Bazı insanların da gizli duyguları var size karşı. Şimdi o da nereden çıktı diyeceksiniz. Venüs 12. evde biraz platonik duyguları da ifade eder. Ya yani şöyle biri vardı. Birileriniz size çok büyük aşk vardır ya da sempatisi vardır, anlatamıyordur, platonik duygu duyuyordur. Veya bunun tersi sizin birilerine karşı biraz duygularınız vardır. Bu çalıştığınız iş yerlerinde olabilir, yalnız kaldığınız alanlarda olabilir, kendi içinizden geçirdiğiniz zamanlarda olabilir. Biraz ütopik aşklarda olabilir. Zaten balıklar bu ütopik aşklara çok fazla yatkınlar. Neptün onları hayalden hayale koşturduğu için zaman zaman bunları çok yaşıyorsunuz sevgili balıklar ama yapacak bir şey yok. Bu sizsiniz. Bir de Jüpiter'iniz biliyorsunuz e, tabii ki sizi çok da güzel bir parasal evinizden destekliyor. Şöyle harıl harıl kendinize bir şey almak istiyorsunuz. Beğendiğiniz şeyleri kafanızda çiziyorsunuz, koyuyorsunuz, şekillendiriyorsunuz ve almak istiyorsunuz. Alın ne duruyorsunuz? Çünkü Jüpiter size bu konuda bolluk ve bereket vermeye devam ediyor. Tabii ki fırsatlar da çıkarıyor karşınıza. Özellikle Uranüs fırsatları, ay düğümü fırsatları, kadersel değişimler de yaşatıyor. Hayatınıza bir takım insanlar, toprakvari insanlar girecek. Hatta havadar insanlar girecek, çıkacak. <laughs> onlarla dostluklar kuracaksınız. Bu arada ağır bir grip geçirdim. geçirmedi Henüz daha bitmedi. Hani şu programı bile, şu YouTube'u bile nasıl çektiğimi Allah biliyor. Neyse ama öksürükler, aksırıklarla bir 5-6 gün geçirdim. Biraz bugün kendime gelir gibi oldu. Ortalık gerçekten berbat durumda. Dikkat edin. Bu arada İkizler burcunda Mars retrosu artık gidiyor ve sizin aile ve yuva evinizde, ailenize, çevrenize karşı hani o bazı vergilendirme olaylarınız, blokaj olaylarınız, evinizi bir imara vermişseniz bir türlü olmayan olaylar, hepsi yavaş yavaş kalkıyor. Biraz sersem gibisiniz. Ailenizdeki çözemediğiniz konular tekrar gündeme, unutulmuş konular yeniden canlanabilir. Ama bunların üstesinden geleceksiniz. Venus çünkü 12. evinizde çok güzel bir açıyla size destek veriyor. Şöyle diyor, siz konuyu açın ben size yardım edeceğim. Siz konuları anlatırken güzel cümleler kurup ben bu konuda size istediğiniz şekilde manevi destek vereceğim. Yani birazcık maneviyatla aranız çok iyi sevgili balıklar. Bu arada çok güzel rüyalar göreceksiniz. Rüyalarınızı lütfen not alın. Ve tabii ki enerjinizi öyle güzel bir şekilde kullanacaksınız ki yapacağınız birçok seyahatleriniz olacak. Bilgileriniz artacak, seyahatleriniz artıyor, enerjiniz güzelleşiyor ama Merkür Retrosu'nu Maalesef unutmuyoruz sevgili balıklar. Özellikle Markür Retrosu'nda olumsuz destekler alabilirsiniz. Dikkatli olun. Yeni işlere atılmayın. Yeni insanlarla görüşürken birazcık böyle e, testten geçirin onları. İnsanlar böyle haldır haldır sizin yanınıza gelip fikirlerini söyleyip... ...şöyle iş yapalım derlerse lütfen çok dikkatli olun. Hemen evet demeyin. Evet pazartesi ve salı özellikle çarşambaya kadar... Kişisel ilişkileriniz pazartesi, salı çok iyi. Çarşamba, perşembe, cuma ikili ve duygusal ilişkilerinizde mantık ve akıl görüşleriniz çok güzel ilerleyecek. Cumartesi ve pazar daha sosyal ama bu sosyallerinizi içinizde yaşayacaksınız. Bazı duygularınızı da hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Gelgitleriniz olabilir, dikkatli olun diyoruz. Ve siz sevgili balıklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.